Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda da sizlere bazı çizgi tiplerinde yapılan bazı yanlışlıklardan bahsetmek istiyorum. Çizgi tiplerimden kesik çizgi ve eksen çizgisi çizimi esnasında yapılan bazı hatalardan bahsedeyim. Önce kesik çizgilerle ilgili bazı yanlışlıklardan bahsedeyim. Şu bölgeye birkaç tane kesik çizgi yerleştireceğim. Kesik çizgiler tabi kullanım amaçlarına göre bazı yerlerde ince, bazı yerlerde kalın kullanılabiliyor. Çizginin normal boyu 3-3,5 mm arasında, yani 3,2 mm arasında, çizgiler arasındaki boşlukta genelde kalın çizgi genişliği kadar. Ama benim resim üzerinde kullandığım pratik ölçüler genelde 4 mm'ye yakın kısa çizgi boyu bırakıyorum. Aralarındaki boşluğu da 1 mm kadar tutmaya çalışıyorum. Yapılan hatalar. Şimdi kesik çizgi çizerken yapılan sıklıkla hata şu: kalem darbesi, bakın şu şekilde fırça darbesi gibi, yani ressam darbesi gibi yapılıyor. Kesinlikle istenmeyecek bir kesik çizgi şekli. Bu arada ben bazen videolarda size anlattığım şekilden farklı bir şekilde kalem tutabiliyorum. Hani kalemi şöyle ya da şöyle yatırdığımı görüyorsunuz bazen. Bunlar tamamen çekim açısıyla ilgili arkadaşlar. Kameranın üstünde, kağıdın üstünde durması sebebiyle tam istediğim açılara getiremeyebiliyorum bazen. Onları görmezden gelin lütfen. Şimdi kesik çizgide yapılmaması gereken bir diğer husus çizgi boylarından. Biri uzun, biri kısa, yani birbirini tutmayan çizgi boyları şeklinde çizgi kullanımı söz konusu olabilir. Ya da aralıklar eşit bırakılmayabiliyor. Yani birinde uzun aralık bırakılmış, birinde kısa aralık bırakılmış vesaire. Şu şekildeki kesik çizgi uygulamaları kesinlikle kabul edilebilir değildir. Olması gereken şey, yani yaklaşık benim uyguladığım uzunluk 4 mm kadar boy, 1 mm kadar boşluk şeklinde uygulamaya çalışıyorum. Genelde şu en altta çizdiğim şekilde kesik çizgileri uygulamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, bir diğer konu eksen çizgisi çizimi. Eksen çizgilerinin de normal uzunlukları 8-10 mm, aralarında da nokta değil kısa bir çizgi çiziminden ibaret. Çoğunlukla ince çiziliyor ama kağıt üzerinde burada tabii kalın olarak kullanıldığı yerler de var. Burada kalın bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi çizginin şöyle kamerada görünecek şekilde şuraya geleyim. Yaklaşık 8-10 mm uzunluk uzun çizgisi için bırakıyorum. Yaklaşık 1-1,5 mm kadar da aradaki kısa çizgiyi yerleştirdiğimi söyleyeyim. Çoğunlukla yapılan hatalar neler? Yapılan hatalar şunlar. Şu çizgi boyu kısa bırakılıyor. Aradaki nokta olarak uygulanabiliyor. Bu yanlıştır. Yani bu şu anda yaptığım uygulama yanlıştır. Araya nokta bırakmıyoruz. Veya şöyle yapılabiliyor. Çok uzun şöyle yapılabiliyor. Bunlar çok çok yanlış. Ya da bir uzun aradaki çizgiyi de bazen böyle kaçırıyor arkadaşlar. Aradaki çizgilerin boylarını tuttururken hata yapabiliyor. Bu sefer de dikkat edin, kesik çizgiye benzemeye başlıyor. Bu da önemli bir hata. Veya dediğim gibi biri uzun biri kısa da bırakılabiliyor. Ya da araya bir nokta bir çizgi şeklinde bazen uygulama yapıyor arkadaşlarımız. Bunlar yapılmaması gereken hatalardır. Tabi burada uygulama şekillerinde de önemli hatalar var. Onları ilerleyen videolarda anlatacağım ama şimdi bir çemberin merkezine eksen çizgisini yerleştirirken örneğin şöyle düşünelim. Daireyi buraya konumlandıracağım varsayalım. Merkezinde şu bıraktığım noktada geçeceğini düşünün. Burada yapılması gereken şey merkezin, bakın bir dairenin merkezinin kesinlikle şöyle artıyı göstermesi gerekiyor. Yani eksen çizgilerinin bu şekilde oturması. Şu kenarlarda da yaklaşık bir 3-5 mm kadar taşmalar istenir. Bir 3-5 mm kadar taşmaların olması gerekiyor. Uyguluyorum. Yani bunu çizerken merkez burasıysa, örneğin şuradan başladıysam, getirirken şunu gözetiyorsunuz. Yani bunu mutlaka gözetmeniz gerekiyor. Kısa gelebilir, uzun gelebilir ya da ona göre ayarlayabilirsiniz. Şunu geçmek zorundayım. Çizgi boyu mesela burada çok çok uzun oldu. Bunu yapmamanız gerekiyor. Nokta buradaysa gelirken hesaplamalısınız. Yani bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa dediğinde kısa şuraya geliyor gibi. Yani bunları gözeterek gelmeniz gerekiyor. Şöyle geldim. Şunu birazcık kısa kestim mesela. Şunun burayı yakalayabilmesi için şöyle geldim. Yani şuraya dikkat edecek olursanız, bu çizgiyi tam ortada yakalayamasam bile
biraz kenarında yakaladım. Yani T'yi, buradaki artı işaretini yakalamış olduğum gibi. Gelirken hemen gözetiyorum. Buraya bir uzun koyarsam zaten bakın denk geldi gibi. Yani en azından şu artıyı yakalayabilmemiz gerekiyor. İşte kesik çizgilerde gelirken köşenin oluşması gerekiyor. Giderken şuraya gidecekse şurada T harfinin oluşması gerekiyor vesaire gibi bazı kuralları var elbette. Bu videoda sadece bu çizgi tiplerini çizerken yapılabilecek hatalardan bahsettim. Yani kalem darbeleri, aralıkların eşit olması, çizgi boylarının aynı olması gibi hususlara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz bütün kağıt üzerindeki çizgi kaliteleri aynı şekilde çıkacak ve dolayısıyla kağıdınızda son derece güzel bir çizim elde etmiş olacaksınız.